Küskün emekliyi yeniden kazanmak için gizlice yürüttükleri plan sızdırıldı. AKP seçim öncesi kesenin ağzını iyice açtı. Emekli maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybediyor bu durum ise hükümeti yeni adımlar atmaya yönlendirirken emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2000 liradan 5000 liraya çıkarılmasına dair çalışmalar kulisleri hareketlendirdi. İşte detaylar. İktidar partisi yaklaşan yerel seçim öncesinde emeklilerle ilişkilerini düzeltmek ve destek kazanmak amacıyla maaşlardaki yetersiz zam oranını gözden geçirme kararı aldı. Seçim öncesinde gerçekleşmesi beklenen sürpriz zam, bayram ikramiyelerinin de 2 bin liradan 5000 liraya yükseltilmesini içerecek. Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın yazısına göre hükümet emeklilere bayramlarda verilen ikramiyelerin 5000 liraya çıkartılacağını resmi olarak açıklayacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yeni bir ek da planlanan düzenlemeler arasında olduğu iddia ediliyor. Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle. Başta İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde başarılı çıkmak için her türlü yönteme başvurmaya hazır olan AK Parti'de ekonomik krizi atlatmak için açıklanan tasarruf amaçlı ekonomik politikalar askıya alındı. 31 Mart'a kadar kesenin ağzını açmaktan söz eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi yeni bir adımı Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen bayram ikramiyeleri konusunda atacak. Yapılan toplantılarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2000 liradan 5000 liraya çıkartılması konuşuldu. İki ödeme yapılacak. Yerel seçimlerden 9 gün sonra Nisan ayında ve ardından Mayıs ayında iki ödeme yapılacağı duyurulacak. SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan artışın memur emeklilerine eşitlenmesi ve %49.25 uygulanması bile memnuniyetsizliği gideremedi. Henüz ekzamın ödemeleri yapılmazken kulislerde başka bir ekzamdan söz edilmeye başlandı. Bir süre önce haberleştirilen ekzam yapılabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Ekzam sürprizi, edinilen bilgiye göre bu konu seçimin gidişine göre gündeme gelecek veya gelmeyecek. Ancak emekli maaşlarında iyileştirme konusu birden fazla sorun yaşanıyor. Özellikle alt gelir grubundaki emeklilerde düzenleme yapılırken emekliler arasındaki gelir farkı sorunu yaşanıyor. Doktor veya öğretmen gibi daha fazla prim ödeyenlerle daha az prim ödeyenlerin arasında maaş farkının azalması gibi durumlara çözüm aranıyor. Formül arayışının sürdüğü, yerel seçim kampanyasının gidişine bağlı olarak sürpriz bir ek zammın gündeme gelebileceği AK Parti içinde de konuşuluyor. Diğer yandan SSK Bağkur fark etmiyor bütün emeklilere ek 5 bin lira verilecek. İsmail Saymaz duyum aldım dedi emekliler için müjdeyi verdi. Ünlü gazeteci İsmail Saymaz'dan emeklileri heyecanlandıracak bir haber geldi. Saymaz canlı yayında emeklilere 5 bin lira ödenebileceğini açıkladı. Detaylar haberde. Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, emeklilere müjdeli bir haberle gelirken belirlenen tarihte emeklilere ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde emeklilerin alacağı en düşük ücretin 10.000 TL olarak belirlenmesi emekliler arasında bir hayal kırıklığına neden oldu. Bu durum, emeklilerin maaşlarının açlık sınırının altında kalma endişesiyle birlikte geldi. Ve emekliler sosyal medya platformlarında konu hakkında çeşitli eleştirilerde bulunarak seslerini duyurmaya devam ediyor. Gelişmeler doğrultusunda emekli maaşlarına yönelik bir iyileştirme veya ikramiye konusunda ek bir düzenlemenin gündemde olduğu açıklandı. Bazı uzmanlar emeklilerin tepkisi ve talepleri doğrultusunda bu yönde adımların atılacağını öngörüyor. İsmail Saymaz, düzenlemenin ne zaman uygulanacağını belirterek Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklanacak. Bu adım, emeklilere kısa vadeli bir rahatlama sağlamayı hedefleyen bir girişim olacak. Ancak aslında maaş düzenlemesi yapmak yerine bir tür göz boyamacılık olarak değerlendirilecek ve temel sorunları çözmeye yönelik bir adım olmayacak şeklinde konuştu.